Ses deneme. Merhaba arkadaşlar. Organik kimyanın ilk konularından olan organik bileşiklerde hibritleşme veya normal hibritleşme konusu nedir? İlk önce ona değinmeye çalışacağız. Yani bu dersimizle birlikte organik kimyaya başlamış olacak. Yüz yüze eğitimimiz ortalama Şubat'ın başı, ocağın sonu gibi başlayacak gibi duruyor. Tabii ki Ziya Selçuk'un açıklamalarına göre değişecek. O zamana kadar en azından bu basit ama anlaması zor olan kısımlarını biz ne yapalım görelim istiyorum. Hibritleşme nedir diye başladık. İlk önce size sigma ve pi bağlarından bahsetmemiz lazım ve baştan şöyle hafif hafif geleceğiz arkadaşım. Hazır mısın? Ben senin için bir CH4 bileşiği düşünmek istiyorum. CH4 bileşiği şöyle söyler bize. Karbon 4A grubunda, hidrojen 1A grubunda. Hani kimyasal türler arası etkileşimlerde Lewis göstermi yapmıştık ya, onu yapacağım aslında sana. CH4 bileşiği, şimdi Lewis gösterimi nasıl olacak? Karbon, biliyorsun ki doğasından ötürü karbonun son yörüngesinde kaç tane elektron var? 4 tane elektron var. Gel, biz bu 4 elektronun bir nereden geldiğine bakalım. Karbon 6, 1s kare, 2s kare, 2p2'dir arkadaşım. Ve orbitallerin enerjilerine karşılık bir grafiğini çizeyim. Bak şimdi 1s, 2s, 2p diye enerjilerini belirttim. Neden böyle belirtiyorum? Çünkü bu elektron dizilimde 1s, 2s, 2p diye gittiğimiz zaman orbitalin enerjisi ne yapıyordu arkadaşım? Artıyordu. Yani 2p'nin enerjisi büyüktür. 2s'den o da büyüktür 1s. Şurası 1s kare. Şurası 2s kare. Şurası da 2p 2 olsun. 2P2'yi açtığımız zaman, hatta 1S'den açmaya başlayalım. 2 elektron. 2 elektron. P'de toplam 3 tane orbital. 2 tane ne var arkadaşım? Elektron var. Yani 2S2 2P2 diye göstereceksek böyle göstereceğiz. Peki abicim, karbon toplam kaç bağ yapıyor? Karbon 4 bağ yapıyor. Bir bağ oluşacağı zaman atomun son yörüngesindeki yarı dolu orbitaller tam dolu hale geçer. Ve yarı dolu orbital sayısı kaçsa atom o kadar bağ yapar. Gel bakalım, karbonun burada 4 bağ yaptığını nasıl söyleyeceksin? Karbonun son yörüngesine baktığım zaman kaç tane yarı dolu orbitali var arkadaşım? 2 tane yarı dolu orbitali var. Peki karbon nasıl 4 bağ yapıyor? O da şöyle oluyor arkadaşım. Karbonun 2s karede bulunan şu bir tane elektronu 2p'de bulunan şuradaki boş orbitale ne yapılır? Aktarılır. Uyarılmış hal olarak da görebilirsiniz. Şimdi aktardığım zaman karbonla toplam kaç tane yarı dolu orbital oldu? 1, 2, 3, 4. Bu sayede karbon atomu ne yapmış oluyor arkadaşım? 4 bağ yapmış oluyor. Biliyorsun ki atomun kuantum modeli bir teoridir. Yani ispatlanmış bir şey değildir. Yani aslında bu elektronun kesinlikle 2s'te olduğunu söyleyemem ben. Bu 2s'teki elektron nerede de olabilir diyor. 2p'nin buradaki boş orbitalinde de olabilir diyor. Peki şimdi burada bulunan bu elektron buraya geçti mi? Evet. İşte burada ne başlıyor arkadaşım? Hibritleşme başlıyor. Hibritleşme dediğimiz şu. Enerjisi düşük orbitaller var. Güzel. Enerjisi yüksek orbitaller var. Buradaki gibi enerjisi düşük ve yüksek orbitaller aynı eşit enerji seviyesine geldiği zaman birbiriyle hibrit bir ne oluşturmuş oluyor? Orbital dizilimi oluşturuyor. Aynı şu andaki hibrit eğitim müfredatı gibi düşünebilirsin. Şu anda eğitimimiz bizim hibrit şekilde devam ediyor. Nasıl bu? Hem yüz yüze görüyordunuz bundan yaklaşık bir ay önce, hem de uzaktan eğitim olarak görüyorsun. Hibrit oluyor. Yani birbiriyle karıştırıp düzgün bir şekilde ilerlemeye gidiyor aslında. Burada ne yapıyoruz? Hibritleşmede şurada bulunan bu elektron buraya geçtiği için bu orbitalin enerjisi birazcık artıyor. Şurada bulunan 3 orbitalin enerjisi de birazcık ne yapıyor? Azalıyor. Ve
toplam 4 tane yarı dolu orbital oluşacak şekilde ne yapmış oluyor arkadaşlar? 4 orbitalimiz bizim aynı eşit seviyeye geliyor. Yani CH4 bileşiğinde bulunan karbon atomunun hibrit orbitalleri, hibrit orbitalleri kimler olmuş oluyor? Bir tane S. Bu S'ten gelmişti. Bir tane S. Toplam 1, 2, 3 tane de P'den gelmişti. Hibrit orbitalleri karbon atomunun ne olmuş oluyor? S ve 3 tane P. Biz de bunu nasıl gösteriyoruz biliyor musun? S, 1, 2, 3, P küp şeklinde ne yapıyoruz arkadaşım? Gösteriyoruz. İşte hibritleşmenin temeli bu arkadaşım. Bağ yapabilmek için orbitallerin eşit seviyeye gelmesi. Karbon atomunun hibrit orbitallerindeki 2S'in 2S'teki bulunan orbitalin enerjisi ne yapar? Birazcık artar. 2P orbitallerin enerjileri ise birazcık ne yapar? Azalır. Ve bu orbitaller birbiriyle eşit seviyeye geldiğinde benim için hibritleşme ne yapmış oluyor? Başlamış oluyor ve bunlar ne olmuş oluyor arkadaşım? Hibrit orbitallerimiz oluyor. CH4 bileşiği oluşurken karbon burada hidrojenle toplam 4 bağ yaptı. Toplam 4 bağ yaptığı için karbon atomumuz ne yapmış oldu arkadaşım? SP küp hibrit orbitali hibritleşmesi yapmış oldu. Peki bütün öncüllerde bu şekilde ne yapacağım? Açacak mıyım? Hayır. Ben sana sadece temelini göstermek için, yani neden hibritleşme dediğimizi anlayabilmen için anlattım. Peki gel kolay yöntemini bulalım. Arkadaşım, karbon ve hidrojen atomları arasında toplam 4 tane bağ olacağını bileşiğe bakarak anladık. Zamanla zaten bunu anlayacağız. Senin için önemli olan sigma bağlarının sayıları. Sigma bağı neydi arkadaşım? İki ametal atomu arasında oluşan ilk bağ, ben ne diyordum? Sigma bağı. Bu karbon atomu toplam kaç tane sigma bağ yapmış? 1, 2, 3, 4. 4 tane sigma bağı yaptığı için karbon atomunun hibritleşme türü toplam 4'tü, 4 bağ yapmıştı. Biri buraya, geri kalan 3 tanesi de buraya olduğu için hangi hibritleşme türü olmuştu? SP küp. Yani sigma bağlarını sayarak hangi hibritleşmeyi yapmış olduğunu ne yapabilirsin? Görebilirsin. Al bir tane örnek yaptım sana. CH. Tabii organik kimyanın içerisine gire gire artık bunlar ne yapıyorsun? Hibritleşmeyi daha net anlıyorsun. C ne yapalım? Şöyle bir çiftli bağ yapsın. Şuraya da bir hidrojen. Şuraya hidrojen, buraya hidrojen koyalım. Ve hibritleşmelerini ne yapalım? Bulalım. Hocam buradaki hibritleşme nedir diye soru gelebilir. Hayır. Sana ne yapar biliyor musun? Numara verir. Birinci, ikinci, üçüncü karbon der. Ve bunların hibritleşmeleri nelerdir diye söyler. Nelerdir abi? Kalemi değiştirelim. Herhalde şu daha iyi yazacak. 1, 2, 3 numara diyecek. 1, 2, 3 de hibritleşmeleri tek tek söyleyeceksin. 1 numaralı karbonun hibrit türü. Kaç tane sigma bağ yapmış? 1, 2, 3, 4. Demek ki bu biri buraya, geri kalan 3'ü de buraya olduğu için bu karbon atomu ne yaptı arkadaşım? SP küp hibrit leşmesi yapmış oldu. Gelelim bu karbon atomuna. 2 numaralı karbon atomumuz kaç tane sigma bağ yapmış? Ne diyelim? İlk önce bir sigma ve pi bağının içerisine girelim. İki atom arasında oluşan ilk bağ sigmadır. İkinci bağ pi bağdır. Üçüncü bağ o da pi bağdır. Sigma bağının kuvveti pi bağlarından büyüktür. Pi bağlarının sayısı arttıkça karbon atomları birbirine yaklaşır. Buradaki bağ uzunluğu ne yapar yani? Kısalır. Bir tane sigma bağını kopartmaktansa bir sigma bir pi bağını koparmak bu daha zordur. 3 tane olunca daha zordur. Yani pi bağ sayısı artınca buradaki bağ enerjisi de ne yapar? Artar. Bunlar pi bağının neyi? Özellikleri. Tekrar edeyim kısaca. Sigma bağ 2 atom arasında ilk oluşan kovalent bağydı. Evet. İkinci oluşan pi. Peki ikinci oluştuğunda ne olur? Karbon atomları birbiri tarafından birazcık daha çekilir. Yani atomlar birbirine yaklaşır. Şuradaki bağ uzunluğu kısalır. Okey? Yani CC ile
CC'yi düşündüğümüz zaman hangi atomlar birbirine daha yakındı? Burası daha yakındır. Bunu koparmak için 178 kilojül harcıyorsan, bunu koparmak için 250 kilojül harcaman gerekiyor. Hocam, bağırsağı iki katına çıktığında 178 de iki katına mı çıkar? Öyle bir şey yok. Tamam. Kimyasal bağlarda, kimyasal entalpi konusunda daha doğrusu, bunu daha net göreceksin, merak etme. Şimdi gelelim buradaki sigma ve pi bağını görelim. Şimdi karbon atomu 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Şu ne? Bu arkadaşım, bu pi bağı olacak. Bu da herhalde benim nazarım olacak. Kırmızı mürekkeple her yerinizi mahvettik. Devam edelim. Karbon atomu 1, 2, 3 tane sigma bağ mı yaptı? S. Biri buraya. 3'tü. Biri buraya gitti. Geriye kaç tane kaldı? 2. O zaman buradaki karbon atomu ne hibritleşmesi yaptı arkadaşım? SP kare hibritleşmesi yaptı. 3 numaralı karbonumuza bakalım. Hop. 1, 2, 3. SP kare hibritleşmesi yapmış oldu. Hocam, daha da açacak mısınız? Evet. Bak şimdi, SP küp olunca ne oluyordu? Bu oluyordu. SP kare olunca ne oldu biliyor musun? SP kare olunca şöyle çizdim. 1S, 2S, 2P. Karbon atomunun temel haldeki elektron dizilimi bu şekildeydi. Şurası da boştu değil mi? Ne hibritleşmesi oldu? SP kare. Bu şunu söyler. S orbitaliyle iki tane P orbitali eşitlendi. Hibritleşti. Eşitlendiği için hemen bunu yukarıya çıkartalım. Şu elektron yine şuraya gidecek. Tamam mı? Şunu yine şuraya taşıyacağım. İki tane de buradan aşağı inecek. Bir, iki. Şu da şuraya gitti. Şu ikisi aşağı inerken şu yukarıya çıktı. Şu elektronum buraya taşındı. Hibritleşmeye hangi orbitaller katıldı arkadaşım? S, P kare hibritleşmesi yapmış oldu ve S, P, iki tane P orbitaller aynı enerji seviyesine gelmiş oldu. Peki hocam, bir püf nokta var mı burada? Var. Neresi biliyor musun? Karbon atomu maksimum sp küp hibritleşmesi yapıyor. Burada bizim ne yapmıştı? Sp kare. Bir tane p orbitali hibritleşmeye ne yapmadı? Katılmadı değil mi? Bu bir tane hibritleşmeye katılmadığı için ne bağı yapacak biliyor musun? Pi bağı yapacak. Yani hibritleşme yapanlar sigma bağını oluşturur. Hibritleşmeye katılmayan orbitaller ise pi bağını oluşturacak. Aynı buradaki gibi. Karbon atomu hibritleşme türü neydi? Sp kareydi. Hibritleşmeye katılmayan neyi var? Bir tane p orbitali var. O yüzden bu karbon atomu bir tane pi bağı oluşturdu diyeceğiz arkadaşlar. Anlaştık mı? Umarım hibritleşmeyi bu sayede görmüş olduk. Şimdi birkaç tane örnek yapalım. Ondan sonra da örtüşmesini göstereceğim. Bugünlük zaten bu kadar diyeceğim. Bir saat. Haftaya da disapır gösterimi nedir? Molekül geometrisi nedir? Onları inceleyeceğiz birlikte. Benim için önemli olan burada bu hibritleşmeyi bu kadar detaylı görebilmem. H, C, C, H. Hadi birazcık uzatacağım. C, çiftli bağda olsun. Tekrar C yapalım. Hidrojen, hidrojen, hidrojen abi. Al bir tane buraya. Bütün karbonlar 4 bağ yapacak şekilde molekülümü dolduruyorum. Karbon 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tamam. Şimdi buradaki bütün karbon atomlarının hibritleşmelerini sana göstereceğim. Ve sigma pi bağının derinliklerine kadar ineceğiz. Hazır mısın? Şimdi kardeş, bu karbon atomunun hibrit türü ne?
Doğrultu sayısına bakıyorum. Doğrultu dediğim benim sigma bağlarım. Birazdan göreceğim, bir şey daha ekleyeceğim. Birazdan ama. Şimdi karbon sigma bağlarına bakıyorum. 1, 2. O zaman bu karbon atomu hangi hibritleşmeyi yaptı? 1, 2. Sp. Şuradaki karbon atomuna bakıyorum. 1, 2. Yine ne yaptı? Sp. Bu karbon atomu 1, 2, 3. Sp kare. Toplam 3. Biri burada, ikisi burada. Bu karbon atomu 1, 2, 3. Sp kare. Bu karbon atomu 1, 2, 3, 4 yaptı. Yani Sp küp yaptı. Hazır mısın? 1A ve 7A grubunda bulunan atomlarda hibritleşme aranmaz. Zaten 1A'da kim var arkadaşım? Hidrojen var. Onun harici ne? İyonik bağ yaptığı için onları almıyorum. 1A grubundaki hidrojen hibritleşme yapmaz. 7A grubunda bulunan flor, klor, brom ve iyot hibritleşme öyle sp kare sp küp diye ne yapamayız? Söyleyemeyiz. Ne yapmamız gerekiyor bizim? Burada hazırsak şunu dememiz lazım. Hidrojenin elektron dağılımı nedir? Hidrojen 1s1 midir? Karbonu yazarken dedim ki sana 1s kare, 2s kare, 2p2. Şurada bulunan şu bağdaki karbonun elektronu var mı? Var. Bu elektron nereden gelmiş olabilir? S'den de gelmiş olabilir, P'den de gelmiş olabilir dediğim için karbonun hibrit orbitali sp, sp kare, sp küp şeklinde değişir. Yani karbonun bu elektronu hangi orbitalden verdiğini bilemediğim için hibritleşmeye giriyorum. Peki hidrojenin elektron dağılımı nasıl? 1s1 değil mi? Hidrojen mecburen hangi orbitalindeki elektronu verecek? S orbitalinde. O yüzden hidrojen kesindir diyorum. Bir tane elektron verdiği için hidrojen ne yapmaz? Hibritleşme yapmaz. Hangi elektronu verdiği kolay. S. Hemen buraya yazdım. Peki hocam flor, klor, brom, iyot. Hocam 2S kare 2P 5 ile biter. P 5 ile bittiği için mecburen 7A grubunda olanlar da hangi orbitaldeki elektronlarını verir biliyor musun? P orbitalindeki elektronlar vereceği için 7A grubunda da nedir diyeceğim? Yoktur diyeceğim. Hibritleşme aranmaz diyeceğim. Okey. Flor, klor, broma da P diye dedim. Şimdi hazır mıyız? Bu karbon atomu, bu hidrojen atomunun bu elektronuyla ne yapıyor? Sigma bağı oluşturuyor. Bunu gördük. Peki bu sigma bağını nasıl oluşturuyor? Karbonun hibrit orbitalleri ne? Sp. Sp ve hidrojen. Hidrojenden ne geliyordu? S. Hidrojenin S orbitaliyle, keşke şöyle numara versem. Hazır mıyız? Bak şimdi buraya bir numara dedim. Şuraya da bir numarayı açıklıyorum. Bir. Hidrojen atomunun S orbitaliyle, iyi dinle, hidrojen atomunun S orbitaliyle, yani S orbitalinde bulunan o bir elektron ile karbon atomunun hangi hibritleşmeyi yapmıştı? Sp. Yani sp'de bulunan herhangi bir elektronu karbon atomunun sp hibrit orbitallerindeki elektronu ile, dikkat et, uç uca etkileşerek neyi oluşturur arkadaşım? Sigma bağını oluşturur. Al sana buradaki sigma bağı nasıl oluşur onu göstermiş olayım. Şimdi diğerlerini de buna göre yorum yapacak mıyız o zaman? Hadi bir başlayalım. Bu sigma bağının nasıl oluştuğunu gördün mü?
hidrojenin S orbitaliyle karbonun sp hibrit orbitallerinde bulunan bir elektronun uç uca etkileşerek, uç ucayı birazdan açıklayacağım, uç uca etkileşerek sigma bağını oluşturduğunu yazdık. Gelelim şuradaki iki numaraya. Karbon, karbon atomları arasındaki bu sigma bağına 2 dedim. Bu sigma bağı nasıl oluşur biliyor musun? Karbon atomunun sp hibrit orbitalleriyle, karbon atomunun sp'si ile, biraz kısaltarak yazacağım. Diğer karbon atomunun sp hibrit orbitallerinde bulunan elektronlar uç uca etkileşerek veya örtüşerek, aynı şey demek, uç uca örtüşerek sigma bağını oluşturur. Anlaştık mı? Buradaki sigma bağı nasıl oluşuyormuş arkadaşım? Karbondan gelen sp'nin bir elektronuyla bu karbonda bulunan sp'de bulunan bir elektronun herhangi biri burada uç uca etkileşir. Umarım anlamışızdır. Geldim şimdi neye? Şu sigma bağını da açıklayalım. 3 numara olsun bu. Hemen altına yazacağım. Şu karbon atomunun sp'si ile şu karbon atomunun sp karesi uç uca örtüşerek neyi oluşturmuş? Sigma bağını oluşturmuş. Uzun uzadıya yazmadım. Buradaki karbon atomunun sp hibrit orbitali ile diğer karbon atomunun sp kare hibrit orbitallerinin uç uca etkileşmesiyle sigma. Yani sigma bağı uç uca etkileşerek oluşuyor. Şuradaki hidrojeni yazayım mı? 4. Ne? Bu hidrojenin elektronu ile şuradaki karbonun bu elektronu. Hidrojen hangi orbitalini veriyordu? S. Karbon neyi vermiş? Sp kare. Hidrojenin S orbitali ile karbondan gelen sp kare hibrit orbitalleri uç uca örtüşerek yine neyin oluşturmuş burada? Sigma bağını oluşturmuş. Ya da buradaki sigma'yı anlatalım. Şu karbon atomundaki sigma hakkında konuşalım. Karbonla karbon arasında oluşmuş. Bu karbon ne yaptı? Sp kare. Bu karbon atomu ne yaptı? Sp kare. Sp kare, sp kare. Uç ucu örtüşerek yine neyi oluşturdu arkadaşım burada? Sigma bağını oluşturdu. Aynı şekilde sp kare ile s. Burada sp kare ile sp kare, sp küp pardon. Sp kare karbonuyla sp küp karbonu uç ucu örtüşerek buradaki şu sigma bağını ne yaptı? Oluşturdu. İşte bu şekilde ne yapman lazım? Yorum yapman lazım. Birazdan detaylandıracağım. Hidrojene geldi. Bu hidrojen ne veriyor? Mecbur S veriyor. Hibritleşme? Yok hocam. Hidrojen burada ne verdi? S. Karbon ne verdi? Sp küp. Bu sigma bağı nasıl oluştu? Hidrojenin S orbitaliyle karbonun sp küp hibrit orbitalleri uç uca örtüşerek oluşturmuş oldu. Gelelim şimdi pi bağlarına. Pi bağı nasıl oluşuyordu? Hibritleşmeye katılmayan orbitaller hop yan yana gelecek. Tamam mı? Hibritleşmeye katılmayan orbitaller yan yana. Nasıl? Pi bağlarını bulalım. Abim şurada iki tane pi bağ var mı? Hadi onu inceleyelim. Kareye aldım, aşağıya çektim. Burada bulunan pi bağ. Kimle kimin arasında oluşmuş? Bu karbonla bu karbon arasında. Bu karbonun benim sp mi? Bu karbona numara vermek istiyorum. 1 demeyelim. Ya da siz anladınız hangi karbon olduğunu. Bu karbon atomunda bulunan hangi hibritleşmeyi yapmıştı? Sp hibritleşmeyi yapmıştı bu karbon atomu. Peki bu karbon atomunda hibritleşmeye katılmayan kaç tane orbital var? Kaç tane p orbitali var? 2 tane p var. 2 tane ne orbital abi? P orbitali var. Güzel. Bekle şimdi bak. Bu karbon atomunda hibritleşmeye katılmayan 2 tane p orbitali ile diğer karbon atomunda hibritleşmeye katılmayan 2 tane p orbitali
yan yana örtüşerek neyi oluşturuyor abi? Pi bağını oluşturur. Anlaştık mı? Tekrar edeyim. Bu karbon atomu zaten sp yapmıştı. 2 tane ps eksikti. O zaman bu kesinlikle bir 2 tane pi bağı yapacak. 2 tane pi bağı yapacak. Bekle. Bu karbon atomu da 2 tane pi bağı yapacak. Bu pi bağları nelerin arasında oluşacak? İkisinin arasında oluşacak. Buradaki bu kırmızıyla göstermiş olduğum pi bağı nasıl oluştu? Karbon atomunun hibritleşmeye katılmayan p orbitaliyle diğer karbon atomunun hibritleşmeye katılmayan p orbitali yan yana örtüşerek oluşmuştur. Sigma bağı böyle, pi bağı ise böyle örtüşerek oluşur arkadaşım. Sigma bağı uç ucu örtüşüyordu, pi bağı ise ne oluyor arkadaşım? Yan yana örtüşerek oluşuyor. Mesela neyi açıklayalım? Artık bu örnekten kurtulalım. Birazcık da farklı farklı şeylerine girelim. İşte hibritleşme aslında basit, anlaşılması zor ama detayına kadar anlatınca ben anlamayan bir öğrenci daha görmedim. Hadi gel bunu yapalım. Hazır mısın? Önce ne yapıyordum? Hibritleşmeleri buluyordum. Karbon atomunda hibritleşme var mı? Buradaki karbon atomunda var. Ney? 1, 2, 3 sp kare. 1, 2, 3 sp kare. Bu hidrojende var mı? Hibritleşme yok. Çünkü bu ne veriyor? S veriyor. Şu elektron nereden geldi? Kesinlikle S'den geldi. Bu elektron nereden geldi? Bilmiyorum nereden geldiğini. S'den gelmiş olabilir. İki tane de P'den gelmiş olabilir diye söyleyeceğim. Tamam. Bu bağ nasıl oluşuyor? S, sp kare. Uç ucu örtüşerek. Peki şuradakine geçelim. Şöyle yapıp burayı mavi yapayım. Şu da siyah kalsın. Mavi olan sigma bağ olsun. Bu sigma bağ nasıl oluşmuştur arkadaşım? Karbonun sp karesiyle diğer karbonun sp karesi uç uca örtüşerek neyi oluşturmuştur? Sigma. Peki siyahla çizdiğimde pi bağı olsun. Pi bağı nasıl oluşmuş? Buradaki karbonun hibritleşmeye katılmayan bir tane p orbitali var mı? Var. Buradaki karbonun da hibritleşmeye katılmayan bir tane p orbitali var mı? Var. P ile p yan yana gelerek, yan yana örtüşerek pi bağını ne yapmıştır? Oluşturmuştur. Hocam 5 dakikadır ben şunu anladım o zaman. Sigma bağı oluşurken S ile S örtüşebilir. S ile SP örtüşebilir. S ile SP kare, S SP küp ya da SP 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 kare SP SP kare küp SP küp SP küp SP kare. Bütün her şey örtüştüğü zaman, tamam mı? Sigma bağı ne yapar? Oluşur. İlla bir şeye dikkat etmene gerek yok. SS sigma bağı oluşabilir. SSP sigma bağı. SSP kare sigma bağı. SP kare SP sigma bağı oluşur. Peki pi bağının oluşması için neye ihtiyacım var? Arkadaşım pi bağı yalnızca PP orbitallerinin yan yana gelerek örtüşmesiyle oluşur. Eğer sana derse ki PP orbitalleri uç uca örtüştü derse o sigma bağıdır. Neredeki gibi? Flor'daki gibi. Flor'la flor arasında tek bağ mı var? Evet. Az önce 7A grubu sadece hangi orbital veriyor demiştik? P. Bu da P'yi mi veriyor? PP uç uca geldi. Neyi oluşturdu? Sigma bağını oluşturdu. Ama yan yana diyorsa muhakkak ne demen gerekiyor arkadaşım senin? Pi bağı oluşturmuştur demen gerekiyor. Organik bileşiklerde yani karbonun yapmış olduğu bileşiklerde bu kadar. Birkaç tane karbonun yapmamış olduğu bileşikler hakkında örnek verelim. Sudan başlayabiliriz. Şimdi daha şöyle baştan başlayalım sonra kadar gidelim. Bol bol vaktimiz
Var. Daha 35 dakika olmuş. Konuyu da yarın bırakmak istemiyorum. Sırada ders var mı bundan sonra? Son ders mi? Tamam, bu o zaman devam ediyorum. Hazır mısın? 2A grubunda ne var? Metaller var. Hocam, metaller kovalent bağ yapmaz, hibritleşme yoktur. Evet, metaller kovalent bağ yapmaz, hibritleşme yoktur. Yani kovalent bağ olması için elektron ortaklaşması olması gerekiyor. Bir tane istisna var güzel insan. 2A grubunda bulunan bir berilyumumuz var. Var. Evet, biliyorsun ilk elementimiz bizim kim? Berilyum. Berilyum hidrojenle olan bileşiğinde ne yapar biliyor musun? Kovalent bağ karakterine sahiptir. Yani berilyum aslında burada ne yapar? Hibritleşme yapar. Peki hibritleşme türünü berilyum BH2'de nasıl bulacağız? Şöyle bir Lewis yapısını da çizelim. BHH. Hocam berilyum klorla yapmış olsaydı kovalent bağ olmuyordu. İyonik bağ oluyor. Florla iyonik bağ. Sadece hidrojenle olursa diye alacağım. Peki berilyumun toplam sigma bağ sayısı kaç? 1, 2. 2 olduğu için bu hangi hibritleşmeyi yapmıştır? SP hibritleşmesini yapmıştır diye ne yapmam lazım? Söylemem lazım. Geldim şimdi 3A grubunda. 3A grubundaki sıkıntı ne? 3A'da toprak alkal, pardon, toprak metalleri değil mi? Toprak metalleri ise metal, kovalent bağ yok ama borumuz var bizim. Bor yarı metal. Kimyasal özellik olarak bor ametallere benzer. Fiziksel özellik olarak ise bor neye benzer abi? Metallere benzer. O yüzden borun bir sürü artısı oluyor bize. Peki bor, hidrojen, flor, klor, oksijen bütün ametallerle yapmış olduğu bileşiğe biz ne diyeceğiz? Kovalent bağlı diyeceğiz. Ve ben kısa olarak BH3'ü inceleyeceğim. BH3 bileşiğine baktığım zaman berilyum 3 tane hidrojenle bağ yapmış. Hocam ben kaç bağ yaptığını, pardon berilyum dedim, bor yazacaktım. Ben bu borun kaç bağ yaptığını nereden bileceğim? Arkadaşım borun kaç bağ yaptığını bilmiyorsan hidrojenin kaç bağ yaptığını biliyorsun. Hidrojen kaç tane? 3. Bir tane hidrojen 1 bağ yapıyorsa 3 tane hidrojen 3 bağ yapacak. O zaman bor 3 bağ yaptıysa 3'ü de sigma. O zaman bu borun buradaki hibrit türü nedir arkadaşım? 1, 2, 3. 1'i buraya, 3'ten geriye kalan buraya. Yani bu bor SP kare hibritleşmesi yapmıştır. Buradaki sigma bağ nasıl oluşmuş? Hidrojenin S orbitaliyle borun SP kare hibrit orbitalleri uç uca örtüşerek olmuştur. Geçtim hemen 4A'ya. Aslında 4A'ya geçmeyeceğim çünkü karbon bayağıdır yaptık. Hadi şunu bir inceleyelim yine. CH, C2H, 2 olsun. 2 tane karbonum var, 2 tane hidrojenim var. Yavaş yavaş profesyonelleşelim. Merkez atom ve merkez atoma bağlı olan atomlar vardır. Merkez atom eğer 4A grubundan biri varsa 4A. 4A yoksa 5A, 6A. O da yoksa işte 3A, 7A, 1A şeklinde sıralaması var. 4A'dan bir elementim var mı burada? Var. 4A o zaman benim merkez atomum olacak. Kaç tane merkez atomum var? 2 tane. 1, 2. Merkez atomları yazdın mı? Evet. Merkez atomlarının kaç bağ yaptığını şimdi öncelik tanıyacağız. Kaç bağ yapar karbon? 4A grubunda olduğu için 4 bağ yapacak. Bu da aklımızda. Devam ettim. Hidrojen 2. Hidrojen kaç bağ yapacak abi? 1. 2 tane olduğu için hemen eşit olarak dağıttım. Al biri buraya, diğeri buraya. Karbon kaç bağ yapıyordu? 4. Bir bağsını burada yaptı. Geriye kalan 3 bağında mecbur ne yapacak? Diğer karbon atomuyla yapacak. Bu sayede tamamı oklet kuralına uymuş olacak. 2, 4, 6, 8 karbonun son yörüngesindeki elektron sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oktete uydu mu? Uydu, yani 8'e tamamladı. Hidrojen de dublet uydu, son yörüngesini 2'ye tamamladı. Peki az önce yapmış olduğum berilyum ve bor ne yaptı? Berilyuma baktığım zaman son yörüngesini 1, 2, 3, 4'e, bor ise 2, 4, 6'ya tamamladı. Berilyum ve bor burada istisnadır arkadaşım. Dublete veya oklete tamamlamadan bir bileşik oluşturur. Bunlar haricinde geri kalanlar ne yapıyor? Tamamı demesek de lise müfredatında bunu diyebiliriz. Ne yapıyor kendini? Ya dublete ya da oklete tamamlıyor diye söyleyeceğim. Anlaştık mı?
Gelelim bu karbon atomu hangi hibritleşme türünü yapmıştı? 1, 2, karbon ne yaptı abi? SP hibritleşmesi yaptı diye bu yapmış olduğu bağlara göre de değişecek. Az önce bayağı bir yaptık. Yani karbon kesinlikle SP yapar, kesinlikle SP küp yapar gibisinden bir şey söyleyemiyoruz. Geldim 5A grubuna. 5A grubunda ne var benim? Azotum var. Azotun hidrojenle olan bileşini incelerim. Azot 5A grubunda olduğu için son yörüngesindeki elektron sayısı 5. 3 tane de buna hidrojen bağlayacağım. 1, 2, 3. Hazır mısın? Azottaki sigma bağı sayısı kaç? 1, 2, 3. Artı ortaklaşmamış elektron çifti sayısı. Tamam? Bak doğrultu sayıyorum. Doğrultum benim ya sigma bağıdır ya da ortaklaşmamış elektron çiftidir. Neresi ortaklaşmamış elektron çifti? Şurası. Burası ortaklaşmamış elektron çifti mi? Evet. Şimdi azotun yönlenmesinin doğrultu sayısını sayıyorum. Sigmalar 1, 2, 3. Ortaklaşmamış elektron çifti. Adını yazdım. Ortaklaşmamış elektron çifti. Toplam kaç oldu? 1, 2, 3, 4 oldu. Azotun yönlenmesi 4 ise bu azot benim için hangi hibritleşmeyi yapmıştır? SP küp hibritleşmesini yapmıştır. Azot her zaman SP küp yapar. Yok öyle bir şey. N2 molekülünü inceliyorum. 2 tane merkez atomum var. 1, 2. Azot kaç bağ yapıyordu? 3. 1, 2, 3. Bir de ortaklaşmamış elektron çifti var her ikisinin de. Şimdi bu azotu inceliyorum. Bak azot sigma bağ sayısı 1. Ortaklaşmamış elektron çifti 1. 1, 1 daha 2. Hangi hibritleşmeyi yapmış buradaki azot? SP hibritleşmesini yapmış. Bu sigma bağ oluşurken azotun SP hibrit orbitaliyle diğer azotun SP hibrit orbitalleri uç uca örtüşerek oluşturmuştur diye ne yapıyorum arkadaşım? Yazıyorum. Şimdi 6A'ya 7A'ya geçelim bir hızlıca. 6A'dan kim var? Oksijenimiz var. Oksijenim al. İlk önce bir basından başlayalım. Oksijen 6A grubunda olduğu için 6 tane elektronu çizdim. Buna da 2 tane ne bağlayacağım? Hidrojen bağlayacağım. Doğrultu sayısını sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Oksijen atomu benim için ne yaptı? SP küp hibritleşmesi yaptı. HV'ye bakalım bir de. HV'deki hibritleşme türü nedir? Hocam burada hibritleşme yok ki. Neden? Çünkü hidrojen benim S veriyor. Klor da benim kesinlikle ne veriyor? P veriyor. Burada hibritleşme yoktur. Burada hibritleşme yapan kim? Oksijen. O da ne? SP küp diye bulduk. Hocam bütün oksijen SP küp mü? Yok. Mesela O2 molekülünü inceleyelim. O. Kimyasal türler arası etkileşimde bunun molekül yapısını muhakkak görmüşsündür. Doğrultu sayısını sayıyorum. Sigma bağı 1. Ortaklaşmamış elektron çifti 2, 3. Ne yapmış abi burada? SP kare hibritleşmesi yapmış oldu. Daha başka söyleyeceksek son kez. Hocam daha mı bir şey var? Var vallahi. Hibritleşme öyle basit bir konu değilmiş. Değil mi? Bu hani uç uca örtüşme diyoruz ya. Onu yapalım. Genellikle bunu X, Y, Z ekseni üzerinde gösterirler işte. Şöyle bir eksen verelim. Tamam burası X olsun işte. Şöyle bir eksen verelim. Burası da X olsun. Şurası bir karbon atomu olsun. Şurası bir karbon atomu olmuş. Bu bağ ne bağıdır diye sorduğu zaman burada abi bariz bir şekilde belli. Orbitalin uç uca örtüşmesini gördüğümüz için burada ne oluşmuştur? Sigma bağ oluşmuştur diye yorum getirmen lazım. Hocam pi bağ nasıl olacaktı ki burada? Pi bağda bunu yan yatır. Yan yatırdıktan sonra bunlar işte belli bir eksende birleştir. Birleşmiş burada hangi bağ oluşabilir? Pi bağı oluşmuştur diye söylemen lazım. Hatta şöyle abartıyorlar. Mesela bu karbon atomunun yanına bir de ne koyayım biliyor musun? Yuvarlak bir şey koyayım. Şunu da birazcık şeye benzeteyim. Şöyle sonsuz işaretine benzeteyim. Sonsuz işarete benzediği zaman hangi orbital tür oluyordu?
SPDF P orbital oluyordu. Peki küresel çizdiğimde hangi orbital türü oluyordu arkadaşım? S orbital. Peki buradaki işte hibritleşme türü nedir? Bu karbon atom işte SP yapıyorsa hidrojen olabilir. S orbitaliyle diğer atomun SP hibrit orbitali burada uç uca olduğunu yine görüyorsun. Örtüşmüştür diye ne yaparsın arkadaşım? Söylersin. Umarım hibritleşme konusu bu yılın sonuna kadar yetecek seviyede öğretmişizdir. Eğer molekül geometrisi hesaplamayı bilmiyorum, açamıyorum gibisinden diyorsan zaten vakit erken. Organik kimyaya başlama süreniz böyle, ben Ocak sonu diye gördüğüm için hafif hafif burada başlangıcı verdik. Dikkat edeceğiniz yerleri umarım anlamışsınızdır. Haftaya ne yapacağız arkadaşlar? Whisper gösterimi, molekül doğrultu sayısı geometrilerine değineceğiz. Bağ açılarından bahsedeceğiz. Hepinize selam ediyorum. Yeni yılda sağlık, esenlik ve mutluluklar diliyorum. Bir yıl sonra neyse yapmayacağım o espriyi. Bay bay.